Şimdi Arda Güler sorusuna çok uzun bir cevap vermeyeceğim. Çünkü şu an uzun cevap verecek bir konumda değilim. Ama ve lakin, öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil, deplasmana gittiğimiz şehirlerde de Arda'nın ne kadar sevildiğini, yani milyonların boyunda, gözünde ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte de bizim milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma yükümlülüğümüz var. Onlar da detaylı bir şekilde bunu bilmeyi hak ediyorlar. Şu an süreç sonuçlanmadığı için bu saatler olur, bir iki gün olur ama süreç bir yerde sonuçlanacak. Ve ben de detaylı bir şekilde bütün gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum taraftarlara. Arda'nın bu kadar istenmesi, arzu edilmesi sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nün veya Arda'nın ailesinin gururu değil, Türk futbolunun gururudur. Ve inşallah Arda'nın bundan sonraki kariyerinde ne yapacaksa yapsın ve Arda gibilerin, çünkü bir sürü genç son yıllarda yurt dışına yolladık, hepsi tek tek geri dönüyorlar. Yer ve zaman da çok önemli. İstenmek önemli, yer ve zaman da önemli. Ama ne olursa olsun sürecin sonunda Allah herkes için en hayırlısını yapsın diyorum. Fakat Arda'nın iki net bir şey söyleyebilirim. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanını yaratan çok güzel teklifler de oldu büyük kulüplerden. Ama ona da saygı duymak lazım. Ama Fenerbahçe'de hangi şartlarda ayrılacağını netleştikten sonra sürecin tamamını sizlerle paylaşacağım. Ama şu an söyleyebileceğim net bir şey, Arda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önümüzdeki sezon olmayacak.